Müge Anlı'nın kapısını bu kez evlilik vaadiyle kandırılanlar çalmış. Mağdur sayısı arttıkça zanlıların izleri de bulunmuştu. Evlilik dolandırıcılığının arkasında bir çete vardı. Ve kurbanlarla bağlantı kuran aracı da bugün stüdyodaydı. Canlı yayında gözaltına alındı. Stüdyomuzda bir grup var. Onlara faslı bayanlar getirilip tanıştırılmış. Tanıştıran kişi Mustafa Şimşek. Yüzlerce masumu evlilik vaadiyle kandırıp dolandırmışlardı. O şebeke çökertildi. Sahtekarlar canlı yayında gözaltına alındı. Sahte evlilik şebekesi mağdurların Müge Anlı'dan yardım istemesiyle deşifre oldu. Yusuf Vural Afyon'dan geldi. Oğlu Salih Vural'ı evlendirmek istedi. Bankadan 40 bin lira kredi çekti. Ramazan Şapçı yayınımıza Isparta'dan geldi. Toplam 25 bin lirasını kaptırdı. Enver Genç 20 bin lirasından oldu. Her ilde böyle bir il sorumlusu var. Sonrasında da ilçe sorumluları, köy sorumluları var. Böyle. Sahte evlilik için devreye giren aracılar tuzağa düşürdükleri kişileri gelin adaylarıyla tanıştırıyor, ardından da paralarını alıyordu. Oradakiler görüşüyor, diyorlar ki Ayşe de Ayşe, Ayşe de Ayşe. Hepsi aynı kıza. 2015'te Altın abi getirmiş aynı bayana Eda diye tanıtmış da ona. 2017'de Haziran'da bana getiriyor, bana Ayşe diye tanıtıyorlar. Sizin şimdi demek istediğiniz, anlatmak istediğiniz ne? Onu söyleyin siz. Para bile yok, para bile. Ben bir yardımcı olayım. Aracılar hakkındaki iddialar akıl almazdı. Oğlum 2018'e kadar senin evinde hiçbir şey yoktu. Ben senin dedeni bilirim, sen doğmadan önce. Abla bunlar sülalecik getirmiş. Tamam mı? Dayı biliyorum. Tamam mı? Ben senin ekmek dostluğumu da biliyorum. İnsan bunu yapar mı lan bana? Müge Anlı bugün de sahte evlilik dosyasının üstüne gitti. Bugün özür diliyorum. Kurban Bayramı'nda kurbanlık almak için dahi gittiğin zaman elinle gidip görüp seçiyorsun. Sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun, kilosuna bakıyorsun. Canım evlenirken sağına soluna bakılmaz. Yani. Ya hayır kardeşim. Şebeke ağına düşürdüğü kurbanlara fastan bile gelin adayı getiriyordu. Dilini bilmezsin, izini bilmezsin, ailesini bilmezsin. Nasıl fastan alırsın, gelin getirirsin. Okların hedefindeki aracılardan Mustafa Şimşek de programa katıldı. Fastan kadın getirdiği söylenen, üstelik ayda 50, toplamda 600 fastan kadın. Buyurun. Abi sen mi bunlara buldun kadın? Bundan ikisini. İsa'ya? İsa'yı da. Hüseyin'e? Hüseyin'e de. 3 tane. 5437 kilometre. Türkiye'de kalmadı kimse. 5437 kilometre öteden kadınlar geliyor, Türkiye'ye evlenecekler. Evet. Mağdurlar kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri Şimşek'le canlı yayında yüzleşti. Benim fotoğrafları istediler. Ha. Ben de gönderdim. Ha. 3 tane 4 tane fotoğraf gönderdim. Ondan sonra Mustafa Bey'e iletildi fotoğraflar. Oradan Fas'a gitmiş veyahut da evdekilere göstermişler. Bir tanesi beğenmiş beni. Ha. 3-4 hatta 10 gün boyunca kafamın etini yediler. Genç adam nasıl kandırıldığını da anlattı. Senin de bayağı burada yani gözlerinin içi gülüyor. Biz de hayal kurduk yani evlilik hayalleri kurduk. Yuvamızı kuram, çoluğumuz çocuğumuz olsun dedik. Eş adayı olarak tanıştırılan faslı kadın son anda evlenmekten vazgeçti. Talihsiz gencin yuva kurma hayalleri suya düştü. Parasını da bir daha geri alamadı. Anlattıkları doğru mu? Doğru. Ama bu para. Bu kadınların fotoğrafını sen gönderdin mi abi? Gönderdim. Nasıl yakıştırıyorsunuz kendinize bunu? Ben kendime yakıştırmıyorum ama kendimden de utanıyorum. Neden? Böyle bir insanlara yardım ettiğim için. Ha sen yardım ettin. Evet. Müge Anlı sahte evliliklere aracılık ettiği iddia edilen adamdan hesap sordu. Beyefendi siz ne iş yapıyorsunuz? Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Siz hangi arada fastan kadınları tanıştırıp getirip bunlarla tanıştırıyorsunuz? Ben fastan getirdim. Ben oradan evliyim. Size ne? Size ne? Anladım efendim. Size ne beyefendi? Size ne? Evet haklısınız. Size ne? Doğru. Yardımcı olmak da kötü bir şey. Yalvardılar. Ne yardımcı olmuşsunuz Sıva Bey ya? Sen kimsin de ben sana yalvaracağım. Bak bir şey söyleyeceğim. Bana da aynı şeyi söylüyorsun. İyilik diye. Sen burada İsa Hüseyin'i görmüşsün. Beni de aynı kefeye koyuyorsun. Ben sana inanır mıyım? Ben sana inanır mıyım? Doğru doğru. Sen benim gözüme baksana. Şebekenin çocuk ticareti yaptığı yönünde iddialar da vardı. Çocuk ticareti ne? Ferhan Bey sen söyle ne? Avukatın bürosuna çağırıyorlar Sezai Mercan'ı. Evet. Bu çocuğun velayetini bize verin. Biz size 120 bin lira para verelim diyor. Yani 9 aylık bebeğin velayetini verin 120 bin lira verelim diyor. Artık kim size bunu teklif etti? Aymar. Iraklı Aymar, Suudili Hüseyin, sahte doktor. Aa,
O dakikalarda şüpheli listesinde adı geçenlerle ilgili sevindiren haber geldi. Bahsi geçen Ramazan Aydemir şu an gözaltında. Ve çok geçmedi. Gözaltı sırası stüdyodaki Mustafa Şimşek'e geldi. Yeni Bosna 75. yıl polis merkezinden geldiler. Mustafa Bey sizi gözaltına alacaklar ve kendisinden şikayetçi olan... Buyurun Mustafa Bey. Zaten az önce Mustafa Şimşek de bu işleri para karşılığında yaptığını canlı yayında itiraf etti. Alkışlar Kütahya'ya, evet, ayakta alkışlıyor izleyicilerimiz.